İki tane kabak haşlayacağım. Benim için yeterli. Bir kabaktan iki parça elde edeceğim. Bolca kaynar suya ihtiyacımız var. Suyum da bu arada kaynadı. Süper. Tuz falan hiçbir şey atmıyorum. Hemen iki tane alıyorum. Bir, iki. İşte bu kadar. Şuradan tavam ısınana kadar vakitten kazanalım. Hemen biberlerimize tık 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 doğrayalım. Kapya biberini çok fazla inceltmiyoruz. Ve pişme işleminin son aşamasında ekliyoruz ki kabukları soyulmasın, o görüntüsü, diriliği yemeğimiz piştiğinde bile içinde kalsın. Bir tane sarı biber. Hemen şunları da şu şekilde doğrayacağım. Bunlar da hazır. Şu şekilde beklesin. Tavam birazcık daha ısınsın. Ben orada hemen mantarlarımı kullanayım. Tavama yaklaşık 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Hemen tavuklar. Şimdi ne dedik? Kabakları haşlayacağız, güzelce içlerini dolduracağız. O zaman içine ne koyacağız? Ben biraz beyaz peynir koyacağım ve bu kabağın içlerine olduğu gibi bu kabağı aktaracağım. O arada şöyle elimle yaklaşık 100-200 gram kadar az tuzlu beyaz peyniri şu şekilde ufalıyorum. Kabakların istediğimiz kıvama geldiğini nasıl anlıyorsunuz? Kabakların arkasına bir kaşıkla şöyle şu şekilde tutun. Vurun böyle tok bir ses geliyorsa tak tak diye kabaklar uygun aşamaya gelmiştir. Bir iki dişte sarımsak kullanacağım ben. Hatta içine atalım. Bütün kokusu, aroması tamamen geçsin. Bunlar pişerken ben de soğuk su dolu kabımı hazırlayayım o zaman. Kabaklar olduğu anda soğuk su dolu kabın içine dolduracağım. Neden? Hem pişme işleminin hemen durmasını istiyorum. Hem de bir an önce işe koyulabilmek adına kabaklarımın soğumasını istiyorum. Bir tane kırmızı soğan doğrayalım. Şöyle bir parçaya daha bölsem, çok da inceltmek istemiyorum. Hafif ufalayarak içine atıyoruz. Karamelize olsun deyince içine azıcık bir esmer şeker ekleyelim. Tuz ve karabiber ilave edelim. Hatta birazcık da toz biber alacağız. Rengi çok güzel oluyor. Bu aşamada hemen mantarları ekleyeceğim. Çünkü soğanlarımın da yemeğin piştiğinde göze görünür, dişe gelir olmasını istiyorum. Yani bunlar da pişsin bir yandan. Evet, kabaklarım uygun. Şöyle kocaman su dolu kabımı yanıma aldım. Hem pişme işlemini durduruyoruz, hem kabaklarımızın soğumasını sağlayacağız. Süper. İçimizi yine hazırlamaya devam edelim. Ne koyacağız demiştik? Soğuyan kabakların içine alacağız, evet. Bir yandan da bolca dereotu istiyorum. Kabakların şu baş kısımlarını ve arka kısımlarını ikiye kesiyorsunuz. Ortadan güzelce böldükten sonra şu sadece çekirdekleri buraya aldık. Diğer kısmı harcımızın içine. Aynen bu şekilde bütün kabaklar bitene kadar devam ediyorsunuz. Kabaklarım hazır. Ben şimdi hemen biberlerimi ekleyeceğim. Gerçekten renkler harika görünüyor. Hemen yaklaşık 2 yemek kaşığı soya sosunu ekliyorum. Çok az daha karabiber. Şimdi kabakların içlerini dolduracağız. Hem de bolca peynir, dereotu ve kabağın kendi içinden var. Şu şekilde güzelce karıştırın her şeyi. Bütün kabakların içine alabildiği kadar çok doldurun. Üzerine biraz da kaşar peyniri ekleyeceğiz. Şunları şu şekilde dilimliyorum ben. Hemen üzerlerini örtecek şekilde piştiğinde görüntüsü gerçekten çok güzel oluyor. Bunları hemen fırına gönderiyorum. Kaşarlar eriyip üzerleri hafif kızardığı an benim için yeterlidir. Kabaklar harika oldu. Hemen onları fırından almak istiyorum. Hemen tabağımın kenarına şöyle ortalayarak
küçücük bir dokunuş yapacağım. Şöyle üzerlerine birazcık renk, biraz da koku vermesi için. Frenk soğanı doğrayacağım.